Herkese tekrar merhaba. Eğitim videolarımızın 11. videosu. Bugün önemli bir konu işleyeceğiz. Biraz ara verdik. Hem diğer videoların tekrar izlenmesi açısından da bir fırsatımız oldu. Aranızda mesajlaştıklarımız var, görüştüklerimiz var. Bu güzel bir şey. Aynı frekansı paylaşıyoruz, aynı amacı taşıyoruz. Belki ileride tanışma fırsatımız da olur. Bugün eğitimimizde Viyop nedir? Bunu göreceğiz. Ben elimden geldikçe her zamanki gibi gayet işin matematiğine girmeden her zamanki gibi işimize yarayacak bilgiyi anlatmaya çalışacağım. Maksimum faydayı minimum bilgiden almaya çalışacağız. Yeni bir trader Viyop yapacak ise yeni bir trader ne bilmesi gerekiyor? Onları öğreneceğiz. Şimdi başta adı Viyop. Açılımı vadeli işlemler ve opsiyon piyasası. Adı üstünde bu bir opsiyon. Yani hisse senedinin bir yan opsiyonu. Hisse senedinin, dövizin, endeksin, artık hangi finansal enstrüman için kullanacaksan bu bir yan opsiyon. Siz bunu alarak hisse senedinin, dövizin veya endeksin kendisine değil de bir opsiyonunu satın alıyorsunuz. Bir yan opsiyonunu satın alıyorsunuz. Peki asıl soru neden hissenin kendisini almıyorum da bir opsiyonunu satın alıyorum? Cevabı çok basit. Daha yüksek kar yapmak için. Diğer bir nedenleri de var. Hedge yapmak gibi, arbitraj yapmak gibi. Fakat onları ilerleyen kısımlarda anlatacağım. Şimdi hissenin kar yapmak için aldığım opsiyon kısmıyla ilgileniyorum. Ben hissenin kendisini değil, bir opsiyonu satın alıyorum dedik. Daha fazla kar yapmak için alıyorum dedik. Peki bu nasıl oluyor? Arkada nasıl bir sistem dönüyor? Bundan bahsedeceğim. Bu da çok basit arkadaşlar. Kafanızı hiç karıştırmasın. Normalde hisse senedi alacaksınız. Cebinizde 1000 lira para var. 1000 liralık hisse senedi alacaksınız. Eğer 1000 liralık hisse senedi değil de onun Viyop'unu alırsanız 1000 lirayla 10.000 liralık hisse senedi alabiliyorsunuz. Bu şekilde düşünebilirsiniz bu piyasayı. Yani paranızın 10 katıyla işlem yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla 10 katı kar yapmış oluyorsunuz. Finansal piyasada buna kaldıraç etkisi diyoruz. Türkiye'de kaldıraç etkisi 1'e 10. Eskiden daha yüksekti. 1'e 100'ler falan vardı. Yani düşünün. Cebinizde 1000 liranız var. 100 bin liralık işlem yapıyorsunuz. Dolayısıyla %1'lik bir harekette sıfırlanıyorsunuz. Artık bu değişti. Artık 1'e 10'luk kaldıraç var borsamızda. Yani cebinizdeki 1000 lirayla 10 bin liralık işlem yapabiliyorsunuz. Bu 10 katı dediğim yalnız kaba olarak 10 fakat direkt 10.00 değil. Şimdi ilerleyen dakikalarda bunun ne demek olduğunu göreceğiz. Bu 12 olabilir, 13 olabilir, bazen 7-6'lara düşebilir ama borsa bunu belli periyotta bir tekrar 10'a düzlüyor. Çünkü fiyatlar dalgalı, hareketli olduğu için bozulmalar olabiliyor ama belli periyotta bir borsa bunu 10'a çekiyor. Şimdi bir kısa bir örnekle devam edeceğim. Normalde ben bir hisse senedi alacağım. Hedefim %2. %2 yükseldiğinde satacaktım. Fakat Viyop yaptığım için benim karım %2 çarpı 10. Yani %20 oluyor. Normalde 1000 TL'ye yatırdım. Hisse senedi aldım. 1000 TL'nin %2'si 20 lira kar yapacaktım. 1020 liram olacaktı. Fakat Viyop sayesinde %20 kar yaptım. 1200 liram oldu. 200 TL'ye kar yaptım. 1000 liranın %20'sini kar yaptım. Benim yatırdığım o 1000 liranın ismi teminat. Ben buna teminat diyorum. Neden teminat? Çünkü iş şu şekilde yürüyor. Sen bu parayı bir nevi kapor olarak düşünebilirsin. O 1000 TL'yi ödüyorsun kapor olarak ama 10.000 TL'nin 11 TL'lik hisse senedi sahibi oluyorsun. O ödediğin 1000 TL kapora yani diyorsun ki ben 10.000 liralık hisse senedi aldım. Alacağım. Yani aldım. Ben bu 1000 lirayı buraya koyuyorum. Artık o 10 bin liradan ben mesulüm. Karsa benim 1000 lira teminatımın üzerine koyabilirsin. Eğer zarar edersem o koyduğum 1000 lira teminatımdan düşebilirsiniz. Fakat burada şöyle bir sorun çıkıyor. Eğer 1000 liralık bir yop yaptıysanız ve oraya tam 1000 lira koyduysanız oraya dediğim kısım sizin bir yop hesabınız. Eğer 1000 lira koyduysanız 1000 lira
Kapanışta 999 olsa bile 1 lira bile düşse siz margin call yersiniz. Teminat tamamlama çağrısı alırsınız. Tekrar onu o 1 liraya ekleyip onu 1000 liraya çıkartmanızı isterler. Şimdi bu da şu şekilde oluyor. Siz bir borsa hesabı açtınız. Borsa hesabı ikiye ayrılıyor kendi içerisinde. Borsa ve VIOP diye. Siz VIOP kısmına istediğiniz kadar hepsini yatırmak zorunda değilsiniz. VIOP yapacağınız miktar kadar, teminatın tutarı kadar, teminatın tutarını bu videonun ikinci serisinde göreceğiz. Bu bir seri video olacak. Biraz VIOP'tan bahsedeceğiz. Önemli bir konu çünkü. VIOP'un ayrıntılarına gireceğiz. Bu ilk video çok kaba bir video olacak. İkinci, üçüncü videolarda ayrıntıya gireceğim. Yani gayet anlayacaksınız. Zaten çok kafa karıştıracak bir konu değil. En son ne demiştik? Ben VIOP hesabıma para attım. Ne kadarlık almak istiyorsam. VIOP hesabım, borsa hesabımla birlikte ortak bir hesabın iki ayrı. Aynı hesap içerisinde iki farklı hesap. Yani paramı oradan yine hesap içinde VIOP hesabıma aktaracağım. Aracı kurumunu arıyorsunuz. Diyorsunuz ben VIOP'ta işlem yapmak istiyorum. Eğer aramazsanız gidip de VIOP'ta işlem yapamıyorsunuz. Şimdi VIOP kontratlarından bahsedeyim birazcık. Ben sizin için buraya 3 tane koydum. Tabii bunlar çok daha fazla. Onları da gösteririm. Bu karşımızdaki Endeks, Türk Hava Yolları ve Garanti Bankası. Altlarındaki de kendilerinin VIOP kontratları. Kontrat diyorum. Bu kafanızı bu da karıştırmasın. Hisseyle farkı yok yani. Türk Hava Yolları'nın bir tane hissesi diyorum. Eğer VIOP'sa Türk Hava Yolları'nın bir tane kontratı diyorum. Her hissenin kontrat fiyatı farklı. İkinci videoda bunun ayrıntısını göreceksiniz. Şimdi Endeks için konuşuyorum. Endeks kendisi. Bu altındaki VIOP. Türk Hava Yolları'ndan başlayacağım. Çünkü endekste rakam olduğu için kafanızı karıştırabilir. F, future'dan geliyor. Vade anlamı katıyor. İngilizce gelecek anlamı katıyor. THYO, aynı. Kodun aynısı. 0419 Nisan 2019 vadeyi sembolize ediyor. Buradaki 04 Nisan 19'da 2019'u sembolize ediyor. Alttaki Mart ayı. 3. ay 2019. 3. ay, 4. ay, 5. ay. Hiç kafa karıştıracak bir şey yok. Bu spot fiyatı. Türk Hava Yolları'nın kendi en son gördüğü fiyat spot fiyatı. Diğerlere vadeli fiyatı diyoruz. Future fiyatı diyoruz. Vadeliyi kullanabiliriz. Vadeli fiyat her zaman vadesi ne kadar uzaksa burada yanlış sıralamışım. Vade ne kadar uzaksa mesela 3. ay vade spot fiyattan biraz uzak. Ama 4. ay vade spot fiyattan daha pahalı. Vade arttıkça kontratın fiyatı da artar. Neden? Çünkü adam sana zaten 4 ay, 2 ay sonra alacağın hisse senedini şimdiden veriyor. Tabii şimdiki fiyattan vermez. Ne demek bu? Siz bu kontratların özelliği şu, bu Mart ayı diyor ya. Siz bunu Mart ayının sonuna kadar tutabilirsiniz. Artık Mart ayı Nisan ayına geçtikten sonra bu kontratın hiçbir anlamı kalmıyor. Hiçbir ifade etmiyor. Mart ayına kadar bunu alıp satabilirsiniz. Bunu da trade yapabilirsiniz. Dilerseniz Mart ayının son gününde ne kadar elinizde kontrat varsa onu tutarak eşleşme de yapabilirsiniz. Bu ne anlama geliyor? Şimdi ben VIOP kontratı alıyorum 1000 liralık. Ne diyorum? Vade sonunda 10 bin liralık alım yapacağım diyorum. Ama o kısma kadar artacağını düşündüğüm için ben şimdiden size kaporayı yatırıyorum. Mesuliyeti bende artık. Ama tamamını bir nevi kapora gibi aslında. Hiçbir farkı yok. Kapora ödüyorsunuz. Vade sonu geldiği zaman hisse senedinin kendisine satın alıyorsunuz. 10 kaldıraç şu şekilde kullanılıyor. Burada gördüğünüz fiyata aslında 100 ile çarpıyorsunuz ama her kontratın fiyatı olduğu için mesela Türk Hava Yolları'nın fiyatı 210 TL. Aldığınız zaman 210 TL'lik bir kontrat 210 lirayı 10 ile çarpmıyorsunuz. Buradaki fiyatı 100 ile çarpıyorsunuz. Yani 1310 liraya falan geliyor 210 liralık. Burada yaklaşık 6'lık bir kaldıraç var. Mesela Garanti Bankası'nın bir tane kontratının fiyatı 135 lira. Aldığınız zaman mesela 3. ay kontratı aldığınız zaman 135 lirayla 920 liralık, bakın burada 9,20 yazıyor. Siz bunu artık alışacaksınız buna. 920 liralık mal almış oluyorsunuz. Tabi burada kar zarar günlük oluyor. Bugün mesela kar yaptım. Direkt bunda day trade yapabilirsiniz. Gün sonunda hemen kapatıp karınızı alabilirsiniz. İlla vade sonuna kadar tutmanıza gerek yok.
Hisse senedi alıp satmaktan hiçbir farkı yok. Analiz olarak da hiçbir farkı yok. Grafik olarak da hiçbir farkı yok. Ben şimdi bunların grafiğini de göstereceğim size. İki farklı grafik açacağım buraya. Garanti Bankası'nın hem kendi grafiğini hem de vadeli grafiğini açacağım. Sağ tarafta gördüğünüz Garanti Bankası'nın kendi grafiği, spot grafiği. Yani Garanti Bankası'nın kendi hissesine göre. Bu da opsiyonun grafiği. Gördüğünüz gibi burada ikisi arasında bir fark göremezsiniz. Farkı ancak günlük hareketlerde görebilirsiniz. Yani bakın burada bir aşağı doğru trend var. Şubat 18. Burada da Şubat 18. Aşağı doğru bir trend var. Buradan sonra bir yukarı trend başlıyor. Görüyorsunuz. Trendleri neye göre belirleyeceğimizi ilerleyen analiz derslerinde göreceğiz. Ama siz de gözünüzle fark edebilirsiniz şu hareketi. Şimdi bu ikisi birebir aynı değildir ama vadeli her zaman spotu takip eder. Yani analiz yaparken mutlaka spota göre yapmamız lazım. Aldığımız an saçma fiyatta değil diye buraya son bir bakmamız lazım. Yani bu farklı bir fiyatta olabilir. Sonuçta gün içi kendi trade edilerek fiyat dalgalanabiliyor ama ertesi günün kapanışında bu fiyat neyse ona göre tekrar açılış yapıyor, eşleşme oluyor, hesaplama oluyor. Size en başta dediğim matematiksel kısmı o. Bizim hiçbir işimize yaramıyor. Fakat ertesi gün yani bununla bunun farklı olma ihtimali %0. Gün içinde olabilir ama gün kapanışından sonra tekrar eşleşme oluyor. Zaten arbitrajcılar buna fırsat vermiyor. Arbitrajcılar eğer bu iki fiyat arasında fark olursa eşleşeceğini bildikleri için hemen buradan satıp buradan alıyorlar. Aradaki makastan kar yapıyorlar. Burada görüyorsunuz vadeler. 3. ay vade şu anda. İşte 11. ay vade. Bunu ay ay bize göstermiyor da bu şekilde birleştirerek bütün bir grafik halinde gösteriyor. Bunun dışında son kez size şeyi göstermek istiyorum. Videonun ikinci videosu olacak. Ayrıntıları oradan devam edebilirsiniz. Ben genel olarak bir de kontratların hepsini göstereceğim. Burada biz tüm pencerelerden vadelilere geleceğim. Burada işlem yapabileceğim, şimdi emtialarda yapabiliyorum, dövizde yapabiliyorum, endekste yapabiliyorum. İşte burada farklı enstrümanlar var, tümü diyorum. Burada hepsini görebilirsiniz. Burada VIOP kontratlarının hepsini görebiliyorsunuz. VIOP kabaca bu şekilde arkadaşlar. İkinci videoyla devam edebilirsiniz.